nə baş verdi ki, məhz 14 iyuldan sonra Türkiyədə mən izləyirəm, YouTube'da da kifayət qədər bütün kanallar demək olar, media kanallarında Azərbaycanla bağlı kifayət qədər məlumat verilir və ilk dəfə bu qardaşlıq hər sahədə orada xalqa təbliğat olunur. Nə baş verdi ki, birdən-birə Türkiyə Azərbaycanı bax bu qədər sahiplənməyə başladı? Ben her zaman bunu deyirəm. Türkiye büyük bir devlettir. Türkiye attığı her adımın arkasında olan bir devlettir. Asla boşa adım atmaz. Ve aslında Türkiye bu tahribatı fırsata çevirdi. Tovuz tahribatını fırsata çevirdi. Ve çok doğru bir şahmat gibi düşünün. Siyaset de bir şahmattır. Şahmat gibi çok doğru bir gidişle hadiseye sahip çıktı. Dedi ki, burası bizim toprağımızdır, torpağımızdır. Ben buraya saldırını öz torpağıma saldırı olarak görürüm. Bakın, bunu Azerbaycan tarafından gözlemeden etti. Bu çok önemli bir şeydi. Evet. Asla Haydar Aliyev hakimiyeti, İlham Aliyev hakimiyeti, Aliyevler hakimiyeti diyelim, bitmediler bir türlü. Aliyevler hakimiyeti asla Türkiye sen gel de beni destekle şeklinde bir beyanat, bir açıklama veya bir davet olmadan Türkiye bir araya geldi, toplandılar ve böyle MGK'da böyle karar kabul edildi. Bu şeyi fırsata çevirdiler, bu tahribatı. Aslında Rusya şu an öyle bir pişman ki benim izlediğime göre Rusya çok büyük bir pişmanlık içinde. Bu tahribatı etmeyeceğim. Aslında Rusya dişini göstermeye çalıştı. Buradan geçen boru kemerleri, enerji hatları bakın benim inisiyatifimde, benim elimde istediğim zaman patlatarım, istediğim zaman göndererim şeklinde etmeye çalıştı ama Rusya'nın evdeki hesap çarşıya uymadı der Türkler. Evdeki hesap, ondan hesap pazara uymadı. Türkiye çok atak davrandı bu meselede ve tavrını ortaya koydu ve hele de ortaya koymakta devam ediyor. Türkiye nece ki Rusya Ermenistan üzerinden hadiselere yanaşırsa Ermenistan eledi, Ermenistan etti, çıktı Ermeniler de dedi ki Hariçte Naziri, Hocalı'yı Ruslar eledi, törettiler. Rusya hele de Ermenistan'ı elinde koz olarak kullandığı gibi Türkiye'de Ermenistan'ı elinde koz olarak Rusya'ya karşı istifade edilir. Artık Ermeniler düşünsün düştükleri vaziyeti ve utansınlar düştükleri vaziyetten. Bugün Hulusi Akar'ın bir açıklaması var. Bilmem gördünüz mü, görmediniz mi? Ben onu Dedi ki kaydetmişim. Ermenistan Siz paylaşmışsınız o statüsü ben eğer sehv paylaşmadım. Bugün yetiştirebilmedim. etmiyorumsa. Demiş ki Ermenistan arkasında duran kuvvelerle başından büyük işlere kalkışır. Düşünebilir misiniz? Bu bir devlet hakkında değinilen bir ifadedir ve çok aşağılayıcı bir ifadedir. Bu bugünkü açıklamadan sonraki Rusya'nın başka bir taktiği artık ne olacak, ne gelecek, Rusya tarafından ne gösterilecek, hangi bir gidiş edilecek onu göreceğiz. Yani Türkiye her şeyin çok güzel farkındadır. Artık tavrını koymuş. Sadece yerli hakimiyete geleceğiz. Ondan bağlı da danışarak inşallah. Rusya siz Müdafiye Naziri adını Sergey Şaygu, evet. Şoygu. Onun açıklamasını dinleyin. Rusya asla savaş taraftarı değil. İndiki vaziyette Rusya savaş taraftarı değil. Çünkü Rusya karşısında Türkiye'yi görünce korktu demirem. Bir adım geri adım Siz attı. birden biraz Şoygu'ya geldiniz. Gelin bir Hulusi Tamam Akar'ın gelmeyeyim o zaman. Azerbaycan'a Tekrardan gelmesiyle gelelim. bağlı danışalım. Hulusi Akar Azerbaycan'a geldi. Bundan bağlı fikirleriniz, izlediniz, görüşleriniz. Benim izlediğime göre çünkü Azerbaycan hakimiyeti teessüf ki çok bilgi vermir, malumat vermir, malumat kıtlığı var ama benim izlenimlerime göre Türk Şoygu Azerbaycan'ı tamam önce donanmayı gönderdiler ama tek başına geldi. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin Savunma Bakanı, Kara Kuvvetleri, Deniz, Harp Kuvvetleri 7 nefer heyetle gittiler Azerbaycan'a. Bu büyük bir hadisedi. Bu aslında bir güç gösterisiydi. Ondan sonra Rusya donanma gemisini Hezer'e gönderdi.
Bu bir güç, Türkiye tarafından bir güç gösterisidir. Biz buradayız demektir. Ve benim aldığım bilgilere göre hava kuvvetleri tetbikattan geri döndü. Ama kara kuvvetleri, piyadeler, hele ki Azerbaycan'dalar, geri dönmediler diyebilirim. Bence dönmeyecekler, dönmemeliler. Ve bunu Kuru Azerbaycan koşunları. halkı çok Kara istemelidir. kuvvetleri Azerbaycanca kuru koşunlar değil Guru mi? koşunları, piyade işte guru koşunları. Onlar dönmedi. Bunu Azerbaycan halkı muhalefeti çok istemelidir. Gitmeyin kalın demelidir. Ama bunu kütlevi şekilde demelidir. Bunun birçok varyantları var Ali Bey. Ben bunu defalarca, siz benim profilimi izlediyseniz defalarca yazdım. Ziyalılara dedim, imza toplayın müracaat edin. Gençler, işte muhalefet, İçtimai içtimai siyasi kadimler. teşkilatlar. Ama bugüne kadar böyle sadece bir neçe genç teşkilatı diyesem böyle bir faaliyette bulundu. Türkiye Seferliği'nin karşısında 5-10 neferle bir aksiye geçirdiler. Onu da polis dağıttı. Yani Azerbaycan hükümetine gelin mi gelmeyeyim mi? Biraz sonra gelerek. Ama Türkiye bu adımı yani burada bitirmedi. Bunun devamı gelecek. Emin olun gelecek. Ha, bizim topraklarımız işgalden azat edilecek mi, edilmeyecek mi? Onu bilmiyorum. Ben kahin değilim Hansı ama sebeplerden Türkiye bunu etti? Ve niye məhz Azerbaycan halkına Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan müracaat etti? Ki çünkü Azerbaycan gücünü halktan halkı alır. bizim Çünkü halkımızdı, hakimiyeti şehit bizim şehidimizdi, torpaq da bizim torpağımızdı. çünkü İlham Aliyev de bir şey Recep Tayyip Erdoğan da bilir ki oradaki hakimiyet milli bir hakimiyet değil. Bunu gizletebilmezler ve bu ona göre gücünü halktan aldığını bildiği için halka müracaat etti ve halkın şehidi bizim şehidimizdir. Torpak bizim torpağımızdır. Eğer İlham Aliyev için bir açıklama yapsaydı, deseydi İlham Aliyev'in yanındayız diyerdi. Ama Doğru. halkın yanındayız dediler. Bu çok güzel bir ilk defa Türkiye Cumhuriyeti ilk defa bu kadar net, açık ve destekleyici bir açıklamada bulundu ve bunun devamını da getirir. Bak sık sık görüşler olur. Yeni görüşler de olacak. Emin olun ki olacak çünkü Türkiye bunu böyle orada bırakıp gelmez. Bir işe başladıysa bunu bitirir. Türkiye Prezidenti burada üçüncü dövlətin əli var deyəndə siz izləmişsiniz yəqin Türkiyə kanallarını. Tabii ki. Kimləri nəzərdə tuturdu? Rusya'nın tabii ki. Tabii ki Rusya'nın nezarete tutuyor ama aynı zamanda Rusya ile üzgöz olmak istemir. Direkt birbaşa karşı karşıya gelmeyi istemir. Çünkü o Türkiye'nin de işine gelmez Rusya ile. Ama der ki ben buradayım, varam. Sen elini Ermenistan'dan çek. Çekmek zorundasın. Bu torpaklar Azerbaycan'a verilmek zorunda. Çünkü Türkiye de çok yakışı bilir ki onun gücü Türk dünyasındandır. Onun gücü Azerbaycan'dandır. Onun gücü Azerbaycan'ın bütünlüğündendir. Ve bütün emperyalist kuvvelerin esirlerdir yürüttüğü siyaset bu değil mi Ali Bey? Türkleri parçalayıp hüküm sürmek. Rusya kimlerin toprakları üzerinde kuruldu? Ermenistan kimin toprakları üzerinde kuruldu? Ya Gürcistan, bugün Gürcistan'la münasebetlerimiz normaldir ama Gürcü torpaklarının yarısından çok o Türk torpaklarıdır. Bunları Çok siz de təəssüf bilirsiniz. ki Bunu Türkiye de bilir. Dağıstan'a kadar Türkiye de bilir ki bunlar Türk torpaklarıdır. Ona göre Rusya dolaylı yolla der ki sen çekilmek zorundasın artık. Bu kadar çok oldu dedi. Açık açık bu kadar çok oldu dedi. Yani sen buraya kadar gelip bizi tehdit edemezsin. Aslında Tovuz olayları birbaşa Türkiye tehditti. Birbaşa tehditti.